Merhaba arkadaşlar, Örüntü ve Süslemelere hoş geldiniz. Örüntü ve Süslemeler çok kolaydır. Soruları da çok eğlencelidir. Şimdi beraber sorularını inceleyelim. Birinci şekilde ne olmuş? Yeşile boyamışız karemizi. İkinci şekilde ise mavi kırmızıya boyamışız karemizi ve iki tane üçgen oluşturmuşuz. Üçüncüsünde Yeşile boyamışız karemizi. 4'te mavi ve kırmızı. 5'te yeşil. 6'da mavi ve kırmızı gene. Mavi ve kırmızının yanında ne olacaktı? Yeşil karemiz olacaktı. O yüzden burayı yeşile boyarız. Devam edelim. Buraya geldiğimiz zaman mavi ve kırmızı karemizi mavi ve kırmızıya boyadığımızı ve iki tane üçgen oluşturduğumuzu gördük. Onun yanında ne olacaktı? Tabii ki de yeşil olacaktı. Gene yeşile boyayalım. Burada neyi vermemiş? Mavi kısmı vermemiş. Hemen maviye boyayalım. Bundan sonra ne var? Yeşil karemiz var. Hemen yeşile boyayalım. Kırmızıya alalım ve kırmızıya boyayalım. Aynı şekilde mavi ile üst kısmı da boyayalım. Ve son olarak Yeşil karemizi de boyadıktan sonra örüntümüzü oluşturduk. İşte bu kadar. Aşağıdaki örüntüyü tamamlayınız. Birincisinde kırmızı üçgen var. İkincisinde mavi çember. Kırmızı üçgen, mavi çember, kırmızı üçgen, mavi çember, kırmızı üçgen, mavi çember, kırmızı üçgen, mavi çember olacak, değil mi? Hemen mavi çemberi çizelim. İçini de hemen bu şekilde boyayalım. Mavi çemberden sonra ne vardı? Kırmızı üçgen. Kırmızı üçgeni de çizelim. Sonra da mavi çember gelecekti. Mavi çemberi doluşturalım. İşte örüntüyü tamamladık. Aşağıdaki örüntüyü tamamlayınız. Bu örüntü birazcık değişik gibi. Ama burada e, ne olduğunu görüyoruz tamamında. Hepsinde birer tane kare var. Hepsinde birer tane kare olduğu için Buralara karelerimizi çizelim. Karelerimizi çizdikten sonra nasıl devam edeceğimize beraber bakalım. Birincisinde mavi alt taraf yani mavi kısım alt tarafta kalmış. İkincisinde kırmızı kısım alt tarafta kalmış. Üçüncüsünde mavi kısım bu şekilde buradayken yani bu şekildeyken ne olmuş? Yukarıya doğru çıkmış. Dördüncüsünde kırmızı yatayken Yukarı doğru çıkmış. Diğer şekilde ne olmuş? Yine yatay hale gelmiş. Aynı şekilde kırmızımız da yatay hale gelmiş. Diğerinde mavi yukarı çıkarken kırmızı da yukarı çıkmış. Diğer şeklimizde yine yatay hale gelmiş. O zaman kırmızımız da böyle yatay hale gelmeyecek mi? Devamında ise yukarı çıkacağı için mavi üçgenimiz böyle olacak değil mi? Kırmızı. Dikdörtgenimiz ise burada yataydı. Burada dikey olmak zorunda olduğu için bu şekilde dikey şekle bürünecek. Örüntümüzü de bu şekilde tamamladık. aşağıdaki örüntüyü tamamlayınız. Mor koni, kırmızı kare, mavi kare, yeşil üçgen, mor koni. Mor koninin yanında ne vardı? Kırmızı kare. Kırmızı kare olduğu için ilk başta bunu oluşturuyoruz ve bunu boyuyoruz. Kırmızı karenin yanında mavi kare vardı. Baktık evet mavi kare var. Mavi karenin yanında yeşil üçgen var. Evet yeşil üçgen var. Yeşil üçgenin yanında mor koni var. Mor koniyi de oluşturalım. Mor koniyi de oluşturduktan sonra onun yanında ne var? Kırmızı kare var. Bizim mor konimizin yanında da kırmızı kare var. Örüntüyü oluşturduk. Hangi örüntüde hata yapılmıştır? İki tane çemberimiz beyaz olarak kalmış. Onun yanında bir tane kırmızı olarak boyanmış çemberimiz var. İki tane çember beyaz olarak kalmış. Bir tane kırmızı bir tane kırmızı çemberimiz var. İki tane boyanmamış. Bir tane kırmızı. İki, beyaz, bir kırmızı. İki beyaz, bir kırmızı. İki beyaz, bir kırmızı. İki beyaz, bir kırmızı. Bu örüntüde hata yok. Bir beyaz, bir siyah. Bir beyaz, bir siyah. Beyaz, siyah. Beyaz, siyah. Beyaz şeklinde devam ediyor. Örüntüde de herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Beyaz kare, mavi üçgen. Beyaz kare, mavi üçgen. Örüntümüzü anladık herhalde. Beyaz kare, mavi üçgen şeklinde devam edecek. Beyaz kare, mavi üçgen, beyaz kare. Ama burada ne var? Mavi üçgen var. Aslında burada ne olması gerekiyordu? Beyaz kare olması gerekiyordu. Örüntüyü bozan Hatayı bulduk. C şıkkı. Soru işareti olan yere hangisi gelmeli? Üçgen, kare kare, çember. Üçgen, kare kare, çember. Yani burada aslında sıralı bir şekilde şarkımızı söylediğimizde oluşturduk. Üçgen, Kare kare çember. Üçgen kare kare çember. Kare dediğim için burada ne olacak? Tabii ki de B şıkkındaki kare olacak. Örüntü ve süslemeler kısaca bu şekildedir. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.